Hocam kolay gelsin. Yarın yine kendi sahamızda ve seyircimiz önünde bir Nazilli maçı var. Ama ondan önce tabii ki güzel bir 3 haftalık bir çıkışı yakaladık. Hatta 4'te 4, 5'te 5 gibi parolalarımız vardı. Yani halk olarak çünkü bu çıkışı görünce biliyorsun seyirciler goller de atılmaya başladı. Hafta ilk başlarda biraz sıkıntılarımız vardı ama goller de geldi. Derken 3 hafta çok güzel sıkışımız oldu. Kendi sahamızda bir yine mağlubiyet, ummadığımız bir mağlubiyeti aldık. Daha sonra da deplasmandaki büyük bir ihtimalle, en kötü ihtimalle bir beraberlik çıkarırız dedik ama tabii ki olmadı. Şimdi yarın çok önemli bir maçımız var ki biz de hafiften baktığımız zaman biraz sanki zor bir periyoda giriyormuş gibiyiz. Bu nedenle hem yarınki maç için düşünceleriniz, evet, hem de işte bir çıkış varken hafif bir düşüş olduğu söylüyor. Bir de taraftarlarımız daha çok hocam sanki 80-85'ten sonra böyle takımda böyle son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar oluyor. Evet. Yani ondan da acaba bir kondisyon düşüklüğü mü var diye bir takım sorular geliyor bize. Biz de dedik ki hocalarımıza soralım. Evet, söz sizde sayın hocam. Şimdi söylediğiniz gibi 3 haftalık iyi bir çıkışımızdan sonra bizim de beklentimiz oydu. 2 maçtır mağlup oluyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. Şöyle söyleyebilirim, 9 maçlık periyotta son 2 oynadığımız maç, 9 maçlık periyottaki en iyi 2 maçımız. Evet. Futbol anlamında, pozisyon anlamında. Ama karşılığını alamadık. Bu bizi daha çok üzüntüye sebep verdi, çöküntüye sebep verdi. Genç takımız, yani genç takım olmamızın zaten bazı ara ara sıkıntılarını yaşıyoruz. Çünkü içeride izleyen seyircilerimiz görmüştür. Batman maçında olsun çok iyi futbol oynadık. 2 tane işte duran toptan gol yedik. Yani rakibin kaleye şutu yokken 2 tane peş peşe bir gol yiyip şok yaşadık. İşte genç takımın, genç takım olmanın dezavantajlarını zaman zaman içerisinde yaşıyoruz. Ama futbol anlamında biz her gün üzerine koyuyoruz. Futbol anlamında her gün daha iyi oluyoruz hem pozisyon anlamında. Şimdi kondisyon olarak 85'ten sonra düşük diyorlar. Ben inanmıyorum, ben katılmıyorum. Çünkü bizim takım çok iyi çalıştı. Neden olacaksak biz 2-1'den sonra Batman maçında seyircilerimiz de görmüştür. 2-1'den sonra biz 3 tane net kaçırdık ve Batman'ın kalesini hapsettik. Artı penaltı kaçırdık. Yok, altı zaten çizgiden çıkan toplar. Yani bu doğru bir yorum değil bence. Çünkü bizim kondisyon anlamında şeyimiz yok. Şimdi Kelkit deplasmanına gittik. Kelkit deplasmanında biz beraberliğe üzülecekken kontradan gol yedik. Kelkit iyice kapanmıştı. Evet. İyice kendi savunmasına çökmüştü. Dediğimiz gibi yani bir anlık genç takım olmamızın dezavantajı. Bir anlık dalgınlık oluyor. Bir anlık işte skora göre ya da dakikaya göre oynamasında biraz acemilik çekiyoruz. Ama söylediğim gibi biz genç takımız, seyircilerimiz bize destek versin. Bu takıma sahip çıksın. Her geçen gün üzerine koyuyoruz. Futbol anlamında söylüyorum. Pozisyon anlamında da öyle. Bizim üzüntüye sebep veren bu işte. 9 maçlık periyotta en iyi 2 maçımızı oynayıp da kaybetmek. Evet. Tabii daha önceki maçlarda belki kaybedeceğimiz maçlar vardı. Onları kazandık. Evet. Zor bir periyoda dediğiniz gibi giriyoruz. Nazilli maçı ve sonrası hakkında yani kısa. Biz maç maç bakıyoruz. Yani çünkü 2-3 evet, maç öncesi ya da sonrasını biz çok şey değil. Bunları geride bıraktık. Bu grupta şöyle bir şey var. Bu grupta en alttaki takım, en üstteki takım yenebilecek güçte. O gün gününde olan, o gün isteyen, o gün arzulayan takım o gün yeniyor. Evet. Biz de öyle bakıyoruz. Biz hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Hiçbir evet, takımdan korkmuyoruz. Biz çıkıp yine doğru bildiğimiz futbol oynayacağız. İçeride oynadığımız gibi oynayacağız. Yine ucum futbol oynayacağız. Yine sonuna kadar arkadaşlarımız savaşacak. 3 puan için oynayacağız. Yenemiyorsak da dediğiniz gibi yenilmeyeceğiz. Evet. Puan puandır çünkü bu grupta. Evet, ama evet, bizim her zaman aklımızda biz kazanmaya çıkıyoruz. Her maçta da olduğu gibi. Bu maçta da kazanmaya çıkacağız. Bu bağlamda bu genç takıma pazar halkı, seyircimiz destek versin. Sahip çıksın. Evet. Çünkü bunu istiyoruz. Çünkü bizim desteğe ihtiyacımız var. Genç takımız bu seyirci desteğiyle de içerideki birçok engeli aşacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam sakat ve cezalı hakkında da bilgi alalım. Sakat durumumuz yok. Sakatlarımız iyileşti. Geçen haftadan var ufak tefek sakatlı olan. Onu iyileşti. Bir cezalımız Fatih var. Fatih Ergen. Başka da bir eksiğimiz yok. Yani herhangi bir yok, tam kadro. Onun dışında Fatih'in dışında tam kadro. Maça hazırız. Evet, saat 13'te bütün evet, seyircilerimizle beraber biz de orada olacağız. Bekliyoruz. Başarılar bekliyoruz. Diliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Evet, başarılar.